Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Önceki gün Amerika'dan çok ilginç bir haber geldi. Gelecek nesil silahların tartışıldığı bir toplantıda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin satın almadan sorumlu genel sekreteri bir açıklama yaptı. Bu açıklama havacılık dünyasını şok etti desek yeridir. Çünkü bu açıklamada çalışmaları 2016'da başlayan 6. nesil savaş uçağının tasarımının bittiği, üretiminin yapıldığı ve ilk uçakların testte uçuş testlerine başladığı ifade ediliyordu ve aynı kişinin verdiği bilgiye göre uçuş testleri sırasında 6. nesil savaş uçağı tam 2 dünya rekorunu da kırmıştı. Gerçekten havacılık dünyası bu haberle şok oldu. Niye derseniz bir tarafta 5. nesil stealth yani radara görünürlüğü düşük F-35 var ki imalatı çok yeni. Tabii ki Türkiye'de bu programdan Amerika'nın S400 almamız nedeniyle çıkardığı bir Türkiye var bir tarafta. Bir tarafta daha yeni verilirken bu uçak Amerika'nın 6. nesil savaş uçağına doğru gidişi var. Gelin isterseniz bu videoda 6. nesil savaş uçağına şöyle bir bakalım. Niye böyle bir konsepte geçiliyor? Hangi özellikleri var? Bunları birlikte inceleyelim. Biliyorsunuz en önemli cep telefonu markalarından biri de iPhone. iPhone size telefonu satar. Bu telefonu yenilemeniz için önünüzde 2 ila 3 yıllık kullanım süresi vardır. 2 veya 3 yılın içerisinde ya bunun pili aküsü biter. Değiştirirsiniz. Ekstra bir zaman daha kazandırır size. Ama Apple öyle bir trik yapar ki bunun işletim sistemini güncellememeye başlar. Örneğin bir yerin ufak kısa yolunu indireceksiniz. Mobil uygulamasını indireceksiniz. Cep telefonunuzun işlemcisi bunu karşılamaz. Ve bir gün öyle bir şey yere gelirsiniz ki telefonun çalışmasına rağmen o telefonu değiştirmek zorunda kalırsınız. Niye? Çünkü bugün telefon, işte elektronik postalarımızı okuyoruz, sosyal medyaya giriyoruz, video çekiyoruz ve birçok işimizi aynı bir dizüstü bilgisayar gibi birçok işimizi cep telefonu üzerinden görüyoruz. Ve insanlar bu cep telefonlarına 3 yılda bir, 2 yılda bir yenilemeye başlıyorlar. Moda kısmını saymıyorum çünkü ekonomik krizle birlikte cep telefonlarının fiyatları da acayip fırlamış durumda. Ya diyeceksiniz ki burası bir havacılık kanalı. Nereden cep telefonuna girdiniz? Evet Amerika cep telefonu iPhone'un uyguladığı bu Apple cep telefonu konseptini artık savaş uçağına taşıyor. Niye? Şimdi bugün bir bakıyoruz. Dünyanın önde gelen savaş uçaklarından biri F-16. Türk Hava Kuvvetleri'nde belki kemiğini oluşturmuş durumda. F-16'nın ilk uçtuğu tarih 1974 yani tarihi biraz daha geriye doğru sayarsanız 50 yıl önce tasarlanmış bir uçak gökyüzünde ama hala imalatta bir bakıyorsunuz yeni modeli F-16V veya Block 70 yepyeni sistemlerle gerçekten çok büyük özelliklerle üretiliyor ve hala da bu uçak çok ciddi de müşteri buluyor. Peki böyle bir durumda ne insanların başına geliyor? Örneğin 50 yıl önce tasarladığınız bir gövde var. Günümüzün gelişmelerine göre Diyelim ki yeni nesil bir radar teknolojisi bulundu. Bu 50 yıl önce yapılmış gövdenin içine girmek zorunda. Örneğin radar anteninin eni sadece 50 santim olsun. Belki bu radar anteni 51 santim olsa çok daha gelişmiş sistemler konulabilecek. Hayır, o sezi limitliyor. Ve o kadar başarılı ve o kadar da kuvvetli bir gövde yapmak zorundasınız ki bu gövde e, tabii ki pahalıya da mal ve uzun yıllar hizmette kalacak şekilde üretiliyor. Ama Teknolojik gelişmelere, daha doğrusu gelişme de demeyelim teknolojik atlamalara karşı sizin önünüz kapalı hale geliyor. Bugün F-16'ların gövde ömürleri 8000 saatti, Yapılan modifikasyonlarla bu 12.000 saate çıkartılıyor. 12.000 saatin anlamı şu, yılda bir savaş uçağı ortalama 200 saat uçuyor. Yani 12.000'i 200 saate böldüğümüz zaman gerçekten ortaya 60 yıllık bir hizmet ömrü çıkıyor. Fakat dediğim gibi teknolojideki çok hızlı atlamalarla birlikte Amerika yeniden 1950'lerin yaklaşımına geri dönmek zorunda kaldı. 1950'lerde özellikle Kore Savaşı'ndan sonra Century Series diye 100 yıl serisi olarak adlandırılan yeni bir uçak ailesi başladı. Bu uçak ailesinin ilk modeli F100'dü. Bunu F101, F102, F104, F105, F106 serileri izledi ve bunların hepsi 1950'lerde imal edildi ve birçoğu da uzun yıllar imalatta kaldı. Burada amaç çok farklı görevleri uçaklarda birleştirmek, hızlı bir şekilde geliştirmek, teknolojik geliştirmeleri de, gelişmeleri de bu uçaklar üzerine hızlı bir şekilde koyarak uygulamaktı. Serinin ilk modeli F-100'e baktığımız ve serinin son modeli F-106'ya baktığımız zaman gerçekten iki uçak arasındaki tasarım yılı yakın olmasına rağmen çok farklı teknolojileri içerdiğini görürüz. Yani F-100'deki örneğin e, çok daha basit sistemler F-106'da çok daha gelişmiş sistemlere yerini bırakmıştır. Yani Amerika kısa dönemde çok hızlı uçak yaparak bu teknolojik aktarım aktarımları, gelişmeleri uçak üzerine koyarak yeni bir konsept üzerine yürümeye başlamıştı. Geliyoruz 1960'ların sonu 70'lerin başı ortak bir uçak isteniyor. Düşük maliyetli her türlü görevi yapacak F-16 çıkıyor ortaya. Bu F-16 üzerine evriliyor ve 1990'ların ikinci yarısına geldiğimiz zaman Amerika'nın bir F-35 projesi ortaya çıkıyor. F-16'lar 4. nesil savaş uçakları. 4.5. nesil olarak tabi bu V modelini koyabiliriz veya örneğin Yunanistan'ın sipariş verdiği Fransa'ya Rafale savaş uçaklarında da 4.5. nesil olarak görebiliriz. F-35'ler ise 5. nesil. Baş özelliği stealth yani radara görünümleri düşük bir uçak bombalarını, füzelerini gövde içinde taşıyor. Ve sahip olduğu radar ve sensörlerle tamamen elektronik bir uçak. Havaya kalkıyor F-35. Örneğin insan savaş araçlarını bölgede uçurmasını sağlıyor. Veya kendi radar sistemleriyle aynı zamanda havadan bir yerdeki operasyonu da komuta edebiliyorsunuz bu uçakla. Böyle bir özelliğe sahip bir uçak. Ve tabii ki üstün özellikleri nedeniyle de bazı yerlere giderken güç dengesini değiştireceği için Amerika haklı olarak başta bakım olmak üzere birçok konuyu tek elinde topluyor. Ve örneğin Türkiye'de olduğu gibi artık Amerika ile çıkarlarımız ayrıldığı farklı yollarda yürüdüğümüz için işte S-400 deniyor Türkiye vermiyor. Veya İsrail Türkiye'nin almasını istemiyor. Veya yarın öbür gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu uçağı almaması için İsrail şu an Amerika ile görüşmeler yapıyor. Bakalım neler olacak enteresan. F-35'in üretimi sürerken ve F-35'in yüksek maliyetlerini Amerika e, tırnak içerisinde müttefiklerine yüklerken, dağıtırken şöyle bir konsept içerisinde F-35 tasarlanıyor. F-35 Amerikan donanmasının uçak gemilerinden kalkacak. Aynı zamanda deniz piyadelerinin dikine iniş kalkış özellikleriyle ortak bir gövde bir de yanına hava kuvvetleri koyuyoruz. A model hava kuvvetleri... B modeli dikine veya kısa kalkış, C modeli de donanma uçak gemilerinden kalkış özelliklerine sahip bir uçak çıkıyor. İşte bu üç kuvvetin uçağının tek bir noktada toplanması, çok gelişmiş sistemler derken F-35'in gelişimi 20 yılı buldu. Gerçekten çok uzun bir süre ve aynı zamanda da bu uçak çok pahalıya mal olmuş durumda. Şimdi buradan alınan derslerle Amerika bir yandan da 6. nesil için çalışıyor. Zaten bakıyorsunuz dünyada işte bugün Rusya S-400'ü Türkiye satıyor. Elde ettiği parayla birlikte yeni bir yere doğru yatırım yapıyor. S-500'ü çıkartıyor. S-500'ü kullanacak belirli bir süre daha sonra S-600 yapacak, s 700 yapacak. Bunlarla ilgili gelişmeleri kazandığı paraları buralara yatırarak buradaki çalışmaları gerçekleştirmeyi hedefliyor. 6. nesil savaş uçağında ise çok daha gelişmiş sistemler ön plana çıkıyor. Çok daha gelişmiş sensörler, elektronik sistemler, stealth özelliğinin daha da yükselmesi, radarda minimum gözükecek F-35'te karşılaştırdığımız zaman belki şu an bu uçak insanlı olacak ama insansız bir şekilde de operasyon yapacak. Ama belirttiğim gibi, iPhone örneği verdiğim gibi Amerika bu uçakta farklı farklı konseptler üzerinde çalışıyor. Öncelikle uçağın çok hızlı üretilmesi elzem ve bu yüzden de böyle az sayılarla 15-20 adetliklerle sipariş verilecek ve özel olarak yapılacak. Ama maliyetleri aşağı çekmek için örneğin 3 boyutlu baskı makinaları kullanılacak. Belki uçağın çok önemli bir kısmı 3 boyutlu baskı makinalarıyla çok çabuk çok da ucuz yapılacak. Ve uçakların gövde ömürleri de öyle 8000 saat sonra modifikasyonla 12000 saate çıkmayacak. Yani öyle 50-60 yıl kullanılmayacak. Uçak için gövde ömrü 1500-2000 saat planlanıyor. Yani 7,5 yıl 10 yıl süreyle tasarlanıp kullanılacak. 10. yılın süre sonrasında zaten birçok sistemi artık demode olduğu için uçak çöpe gidecek. Bunun yerine de yenisi gelecek. Dediğim gibi az sayıda verilecek siparişlerde her sipariş farklı özelliğe sahip olacak. Gelişmiş bir radar sistemi örneğin bir sonraki modelde yer alabilecek. Veya başka sensör sistemleri geliştirildikçe bu uçak olacak Belki aerodinamik bazı değişiklikler yapılacak. Gövdesi uzatılacak, kısaltılacak. Çok ilginç tasarımlar, yaklaşımlar ön planda olacak. Sadece havacılık açısından değil, farklı teknolojiler, farklı imalatçılarla da Amerika görüşmelerini gerçekleştiriyor. Örneğin Tesla elektrikli otomobillerini yapan, SpaceX projesiyle uzaya çok ucuz uydu göt yollayabilen Elon Musk'la da bir ortaklık söz konusu. Yani öyle işte Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman gibi şirketlerin yanı sıra bu tür teknolojiler daha sivil, daha farklı yaklaşımlar yapan hani tırnak içinde o çok kullanılan laf inovasyona sahip şirketlerin gelişme sahip şirketlerin geliştirdiği ürünlerde 6. nesil bu savaş uçağında kullanılacak. Belki biraz nostalji olacak 1950'lere dönüyor Amerika ama oradan gelen yaklaşım tekrar bugün havacılıkta yerini buluyor. Bir taraftan da baktığımız zaman bu projenin tekrar tekrar böyle hızlı bir şekilde ortaya konmasının nedenlerinden biri de bir bakıyorsunuz işte F-35 projesiyle ilgili bazı sıkıntılar, maliyet odaklı sıkıntılar var. Çok pahalı bir uçak. Öbür tarafta bakıyorsunuz sivil alanda Boeing'in başı 737 MAX nedeniyle de çok ciddi tehlikede ve yeni bir uçak yapılması lazım. İşte bazen de hükümetler bu tür büyük imalatçıları verdikleri yeni silah ve uçak siparişleriyle kurtarıp onların ayakta kalmasını da sağlayabiliyor. Videonun başında da belirttiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri 6. nesil savaş uçağıyla ilgili çok az bilgi paylaşmış durumda. Açıkçası 4 yıl içerisinde ki harcanan para çok da fazla değil. Gelecek yıl örneğin yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir bütçesi var bu projenin Amerika Birleşik Devletleri savunma bütçesinde. Bu kadar hızlı çıkması, geliştirilmesi gerçekten soru işareti. Bunlarla ilgili olarak imalatçıları zorluyor. Güzel bir örnek verelim bunlarla ilgili. Örneğin Boeing bu konuyla ilgili çalışmaları yaparken T-38'lerin yerini alacak yeni nesil eğitim uçağındaki konseptleri de ortaya koymaya başladı. Örneğin bu yeni ihaleyi kazanan uçak sadece 3 yılda tasarlandı ve test süreçlerine geçebildi. Ne diyelim darısı bizim milli muharip uçağın başına gelsin. Çünkü görüldüğü üzere dünyada değişen bir konsept var. Hızlanan bir teknoloji var çok uzun yıllar planlamak yerine daha kısa vadeli planlar yapılıyor. Bu durumda uçağın geliştirme ve hizmete sokma sürecini daha da kısaltıyor. Bakalım bunların ne kadarı milli muharip uçağı yansıyacak bunu da ilerleyen dönemler içerisinde göreceğiz. Videomuzu Green Box olarak adlandırılan yeşil perde önünde çektim. Nasıl bugün gördüğünüz yaka mikrofonunu tamir ettirdiyseniz sizin katıllarınızla arkada gördüğünüz yeşil perdemizde katıl tuşunun destekleriyle geliyor. Bizlere güvendiğiniz, verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Malum bir kriz ortamı var ama bu krizde gerçekten kanalımızı desteklemeniz benim için gerçekten onur duyuyor. Ve sizlere daha fazla video, daha değişik videolar yapmak üzere elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın. Bize mail adresimiz info.tolgozbek.com'dan ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derken sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.